Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah biz insanları bu aleme bir gaye için göndermiş. Bakara suresinin 156. ayeti kerimesinde aynen şöyle söylüyor. Diyor ki: Galu inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik. Tekrar Allah'a rücu edeceğiz. İnsanoğlu doğduğu günden öleceği güne kadar mutlaka nereden geldik? Geldiğimiz yer neresidir? Hakikaten bir anne ve babadan mütevellit. Dünya bir diğer mahlukat gibi gelenlerden miyiz? Yoksa bir gayemiz var mıdır? Bunu düşünür. Ve gideceği yerde düşünür. Nereye gideceğiz? Toprağın altına gitmek suretiyle her şey bitmekle midir? Yoksa hakikaten sonsuza dek bir alem mi vardır? Tabii İslamiyet'e inananlar Kur'an-ı Kerim'e mutlaka inanmak mecburiyetindedirler. İnanmıyorlarsa zaten onların inançlarında, inançsızlıklarından mütevellit, onun teorileriyle bizim düşüncelerimiz bağdaşmaz. O bakımdan biz hakikaten bu aleme geldiğimizin nereden geldik, neye geldik ve nereye gideceğiz sorularını doğduğumuz günden bugüne kadar daima insanoğlu sorup durmaktadır. Onun için Cenab-ı Allah'ı evvela bilmek lazım ki ondan sonra zanda, hayalde bir Allah mı vardır? Tahayyül ettiğimiz biçimde bizi O'nu yaratmıştır. Nasıl yaratmıştır? Niye bu aleme göndermiştir? Ve bu alemden sonra da gideceğimiz yer neresidir diye bir sürü meraleler halinde bu soruları beynimiz, zihnimiz bize sorulur durar. Sorup durmaktadır. O bakımdan evvela Allah zanda ve hayalde değildir. Gökyüzünde güneş gibi bir Allah var. Bizim içimizi dışımızı bilen bir enerjiye sahip diye bugüne kadar öğrendik. Halbuki böyle bir Allah yoktur. Bu ilimde olan bir Allah'ın Allah vardır. Herkes Allah vardır diyor. Kitaplar vardır diyor. Biz de Allah vardır diyoruz. Evet, Allah vardır. Ama gökyüzünde bir güneş gibi bizim içimizi dışımızı bilir bir şekilde değil. Yani bu yaratmış olduğu varlıklardan ayrı bir yerde bir Allah tahayyül etmeyiniz. Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresinin 213. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki, Allah'la beraber başka ilahlara ibadet etmeyiniz. Biz Allah'la beraber olduğumuz halde başka ilahlara mı ibadet ediyoruz? İnanıyoruz, itikad ediyoruz. Ondan medet bekliyoruz veya korkuyoruz. Evet, çünkü bizim varlığımız onun varlığıyla var. Cenab-ı Allah zatını zerreden küreye kadar zatını ilan etmiş. İlan etmiş ama biz onun hakkında bilgimiz yok. Onu hep zanda hayalde tahayyül etmişiz. Ve bizdeki olan varlığı onun varlığı. Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde yine Cenab-ı Hak diyor ki, ben kuluma şah damarından daha yakınım. Şu halde bana şah damarından yakın olan bir Cenab-ı Hak bende olduğu halde ben onu kendi vücut ülkemden dışarıda atmışım. Bir hayal, bir düşünüş, bir zan üzerine onun mevcudiyetini kabullenmişim. İşte Allah'la beraber başka ilahlar yaratmak suretiyle akıl, fikir nimetleri de onun aslında. Akıl nimeti bizim değil, fikir nimeti bizim değil, idrak nimeti bizim değil. Ama buna rağmen o akıl, fikir, idrak nimetleriyle beraber zannımızda, hayalimizde bir Allah yaratıyoruz ve ona ibadet ediyoruz. Ondan istimdat istiyoruz, ondan korkuyoruz. Ondan ya Rabbi bizi şöyle yap, böyle yap demek suretiyle ona yalvarıyoruz. Halbuki böyle bir Allah yok.
ve ayet-i kerimede de gösterdiği gibi böyle bir ilahlara ibadet etmeyiniz diyor. Kesin vermiş. Tabii bizler pozitif ilimlerle mücehhez olduğumuz için birazcık da Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmışız. Toplum olarak böyleyiz. Yani Kur'an-ı Kerim okumuyoruz. Okumadığımız için de Cenab-ı Allah bize Kur'an-ı Kerim'de meşazlar vermiş. Meşaz nedir? Yaşantı meşazı nedir? Ailevi yaşantımızdaki, iş yerimizdeki meşazlar nelerdir? Hayat-ı içtimaimizdeki çocuk yetiştirmesinden tutun da bütün toplumlardaki olan yerimizin özellikleri nelerdir? Bunlar hakkında hiçbir bölümünü bilmediğimiz için yalnız herkes inanıyor. Çünkü inanmak biliyorsunuz özeldir. İslamiyet'te zorluk yoktur. Herkes ister inanır ister inanmaz. İslamiyet'te zorluk yoktur. Zorla bir kişiye inanacaksınız diyemezsiniz. Mecburiyet yoktur çünkü. İnanırsanız inancınızın karşılığında kendiniz mükafatını görür, kendiniz huzur ve refaha kavuşursunuz. İnanmazsanız kendi inansızlığınızın doğrultusunda dünyanın meşakkatlerinin nedenlerini bilemediğiniz için, formüllerini uygulayamadığınız için elbette onun da azabını siz çekersiniz. Zaten bir insan iyilik de yapıyorsa kendisine yapar, kötülük de yapıyorsa kendisine yapar. Hiçbir insan başkasına kötülük yapamaz. Veya başkasına iyilik de yapamaz. Siz herhangi birisine iyilik yapıyorsanız bilin ki kendinize yapıyorsunuzdur. Kötülük de yapıyorsanız gene kendinize yapıyorsunuzdur. Ama siz bunu zahir yönüne baktığınız zaman bunu algılayamıyorsunuz. Algılamanız da mümkün değil zaten. Ben size bir tokat vurayım. Tokat vurduğum zaman ben ona kötülük yaptım. Görüntüsü mevcuttur. Halbuki Cenab-ı Allah özde bir, sözde ayrıyız. Sözdeki ayrılıklar özü değiştirmez. Öz sözü değiştirir de sözler özü değiştirmez. O bakımdan kişi hakikaten iyilik de yapıyorsa kendisine, kötülük de yapıyorsa kendisine yapmış olur. Dolayısıyla işte Allah'ı evvela bilmek lazım. Allah nedir? Allah, uluhiyetteki adına Allah denmiştir. O, belirli mertebelerde tecelli ederek ta bizim şehadet alemi dediğimiz, bu mülk alemi dediğimiz, zıtlar alemi dediğimiz aleme kadar tecellilerini göstermiş. Artık o mertebelerde ona Allah denmez. Bir misal verelim. Bir çekirdek düşünün. Çekirdek gövde olduğu zaman adına gövde dersiniz. Çekirdek demezsiniz. Çünkü ağacın gövdesidir o. Dal olduğu zaman dal dersiniz. Gövde de demezsiniz. Çekirdek de demezsiniz. Yaprak olduğu zaman yaprak dersiniz. Çekirdek diyor musunuz? Demiyorsunuz. Meyve olmuştur. Meyve dersiniz. Gene çekirdek demezsiniz. Ne zaman onun kemalatı o meyvanın içerisindeki çekirdek haline dönüştüyse o zaman aslı hu feslı hu olur. Yani başındaki sonunun aynısı olur. İşte bu aleme de baktığımız zaman cüz külün aynısıdır. Bir damla su düşünün. Bir damla suyun içerisinde H2O vardır. İki O hidrojen, bir oksijen vardır. Okyanusa gidin, deryalara gidin, onu da mikroskopun önüne koyun. Orada da iki oksijen, bir şey, iki hidrojen ve bir oksijenden başka bir şey göremezsiniz. Öyle değil midir? Yani pozitif ilimde bu böyle değil mi? Aynen bunun gibi. İşte onun için çekirdek, ağacın çekirdeği neyse meyvenin içerisindeki çekirdek de olur ama kemalata geldiği zaman olur. Kemalata gelmediği zaman o çekirdeği toprağa alsanız katiyen bir ağaç meydana getirmez. Aynen bunun gibi. Sizin aslınız da, aslınız sizin neydi? Bir zamanlar miniydi. Alak. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle alak diyor. Bir damla su, tıhtı su, bir kan pıtısı veyahut da bir su pıtısı hali. Ondan sonra anne rahmine düştünüz. 9 ay veya 9 ay sonra teşekkürleriniz geliştirdiniz. Sonra orada birinci 40 günde et pıtısı, kan pıtısı, ikinci 40 günde kan pıtısı, et pıtısı, üçüncü 40 günde
kol ve bacaklarınızı teşekkür ederek 120 gün sonra anne karnındaki çocuğun hareket ettiğini gördünüz. Bak ruhundan bir ruhu filan sürede hareket geldi. Daha dünyaya gelmediniz. Dünyayı bilmiyorsunuz. Sonra dünyaya geldiniz. Baba sülbü, anne sülbü, dünya. Bunlar madde alemimizi teşekkür ettiren olaylar. Madde yönümüz. Bundan sonra artık mana yönüne geçecek. Bu alemden sonra bir aleme geçeceğiz. Artık toprağa giden beden toprağa gidecek. Ama bizim aslımız, letafet bölümümüz, ruhaniyet bölümümüz ölmeyecek. Ölen neymiş? Cesetmiş. Yani et ve kemikten meydana gelmiş olan cismaniyemiz. Ölmeyen yönümüz ise ruhaniyet yönümüz. Ruh nedir? Ruh enerjidir. Ruh hayattır. Sizdeki bu şu andaki hayat, sizdeki şu andaki enerji, işte o sizin ruhaniyetinizin sizdekinin kapasite nispetinde neyse yani istadınız, o nispetle sizdeki görüntüden ibarettir. Görmeniz, duymanız, konuşmanız, tutmanız, her türlü ahvaliniz, idrakınız, zihniniz, tahsil seviyeniz, kültür seviyeniz, her neyse o şekilde size tecellisini gösteriyor. O ruhun bir tekamülünün gereği. Tabii bunu siz terbiye ettiyseniz bu hale gelmiştir. Terbiye edilmemişse gene olmaz. Çünkü bir çocuk bile anasından doğduktan sonra okula gönderirseniz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite kültür seviyesiyle yükselir. Yok, o çocuğu okutmazsanız üniversite seviyesindeki olan dört birimden bir cebir çözebilir mi? Mümkün değil. Aynen bunun gibi. İşte böylece kişi ne yaptı? Bu alemden sonra letafet aleme başlıyor. Kesafet aleminiz, yani fiziksel beden yönünüz, madde yönünüz üç alem. Mana yönünüz de üç alem. Devam ediyor. Siz bunu idrak etseniz de etmeseniz de. Bunu siz inkar etseniz de, tasdik etseniz de böyle bu. Bu alemden sonra bir melikut alemine geçiş var. Melikut alemi demek, cetafet alemi demektir. Siret alemi demektir. Ondan sonra bir ceberut alemi var. O alem de, latif alem de. O beldeye gidildiği zaman o beldenin latif elbisesini giyiyoruz gene. Nasıl bu dünyada dünya elbisesini giydik, anne karnında anne karnındaki elbiseyi giydik, baba sülbündeki suyun bir hasretliği neyse onu giydiğimiz gibi bu alemden sonra da takip edeceğimiz yolda melikut aleminde melikut aleminin letafet elbisesini giyeceğiz. Ve oradaki yaşantımız her ne kadarsa ondan sonra da tekrar bir cebrut alemi dediğimiz bir alem var. Bu alemde de aynı şekilde cebrut aleminin elbisesini giyeceğiz, latif elbisesini giyeceğiz. Orada da ne kadar kaldıktan sonra lahut alemine geçecek. Demek ki üç alem daha geçeceğiz. Üç alem geçtik, üç alem daha geçeceğiz. Bunların yolculuğunda insanlar işte böylece bir vuslat içerisindedirler. Nasıl bir yağmur tanesi yağar, ne yapar? Yere düşer, ırmak olur, nehir olur, deniz olur, derya olur, buharlaşır, tekrar vurulur, tekrar bir teşri yönüyle nasıl bir madde su buharlaşıp bulut, buluttan yağmur, yağmurdan kar veya tekrar su tanesiyle toprağa kadar geliyor, oradan da deryalara kadar giderek tekrar buharlaşıp tekrar dönüyorsa, bir devri alem yapıyorsa, insanlar da aynen böyle. Bu aleme geldiler. Bu aleme geldikten sonra her ne ruha sahipseniz, şakiseniz, sakilik, saidseniz, sahilik yönüyle, işte uluiyetinden Cenab-ı Allah rubiyetine, rubiyet dediğimiz kulluk yönüdür. Kulluğundan esma ve sıfatlar aldıktan sonra kişinin ervah alemi dediğimiz ruhlar alemine, oradan misal alemine, misal aleminden de bu şehadet alemine geldik. Biz bu, yalnız bu alemi biliyoruz. Bu alem bir imtihan yeri olduğu için, imtihan yeri olduğu için biz bu alemden öte yandaki alemlerden haberdar değiliz. Sanki göbeğimizden bağlanmışız dünyaya. Bütün Reza ismiyle rızıkları veren Allah, sıhhati veren Allah, oksijen ve enerjiyi veren Allah, bütün güç kuvvet onun olduğu halde biz kendimiz çalışıyoruz, kendimiz kazanıyoruz, çoluğumuz çocuğumuz kendimiz yapıyoruz şekliyle. Evet, bizdeki olan Allah'ın verdiği akıl, fikir, idrak nimetleriyle bunları sağlıyoruz. Aslında onun verilen nimetlerle yapıyoruz bunu biz. Aslında o yapıyor, bizden yapan o. Bunun idrakına varmaktır gaye. İşte bu bakımdan kişi
Böylece zannındaki, hayalindeki bir Allah'ı değil, bizzat yaşayan varlıklarda, zerreden küreye kadar bütün varlıklarda zatını ilan eden olduğunu bildikten sonra artık sizdeki olan Allah nerenizdedir? Sizdeki olan Muhammed nerenizdedir? Sizdeki olan kulluk nerenizdedir? İdrakına vardığınızda artık Mekke'de, Medine'de aramazsınız Allah'ı. Anya'da, Konya'da aramazsınız. Herhangi birisinden kötülük görüyorsanız bilin ki kendinizdeki eksikliğinin karşılığında Cenab-ı Allah ya size onu eski günahlarınızı bir kefaret veyahut da manevi mertebenizin yükselmesi için bir mükafat olarak verdiğini görürsünüz. Çünkü hadis-i şerif böyle diyor. Bütün iptilalar, hastalıklar, üzüntüler, kederler Allah tarafından kullara verilmiş bir armağandır. Ya eski günahlarına bir kefaret veyahut da manevi mertebesinin yükselmesine bir vesile diyor. Şu halde bir şeytan da bizim için bir mükafattır. Bir kötü insanla karşı karşıya kaldığımız zaman o insanın kötülüğü de bizim için bir mükafattır. Ama ondan istifade edebilirsek, onu layıkıyla bu Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim terazisiyle tartarak değerlendirebilirsek, yok, bunlardan ibret almazsak, bunlardan ders almazsak, o zaman bir olay iki olur, iki üç olur, üç beş olur. Hiçbir zaman menzile varamayız ve iki yakamız da bir araya gelmez. Huzur ve mutluluğu bulamayız. Halbuki Cenab-ı Allah diyor ki, ben kullarımı dünyaya cehennemde yaşasınlar diye göndermedim. Ve hiçbir kuluna da Cenab-ı Allah kötülük yapmaz. Ama kul kendi kötülüğünü kendisi istiyor diyor. Ayet-i Kerim'de öyle diyor. Kendi kötülüğünü kendisi istiyor diyor. O zaman ben ne yaparım? Siz olsanız ne yaparsınız? Dirseğinizi çevirmişsiniz ona. Onun iyiliğini görmek istemiyorsunuz. Hep ben kendi bildiğime göre yapacağım diyorsunuz. Ve kendinize ayrı bir varlık veriyorsunuz. Onun varlığı sizde olduğu halde onu görmek istemiyorsunuz. Görmediğiniz için de ondan ayrı bir varlık halinde şirk içerisinde yaşamaya devam ediyorsunuz. Ondan sonra da mutsuzluk ve huzursuzluk içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Hasılı şu halde biz demek ki sümmeredet nesveli sabilin olan bu yeryüzüne gelmişiz. Bu yeryüzüne geldiğimiz zaman artık kurtuluş formüllerini aramamız lazım. Kurtuluş formüllerini aramadığımız müddetçe Allah bize akıl vermiş kullansın diye, fikir vermiş kullansın diye, idrak vermiş kullansın diye. Dikkat ederseniz ne cemadatta bunlar var, ne nebadatta var, ne de hayvanatta var. Ve bu varlıklarda hiçbir zaman sorumlu değil. Ama insanoğlu sorumluluk var. Neden sorumluluk var insanoğlunda? İnsanoğlunda akıl, fikir, idrak nimetleri var. Bunlar kulağa ait değil zaten. Bu bedene ait değil bu akıl, fikir nimetleri. Akıl, fikir nimetleri bunlar Cenab-ı Hakk'a ait. Yani dünyamızla ilgili değil, ahiretle ilgili. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh sormuştur. Ya Resulallah, biz öldükten sonra aklımız, fikrimiz bizden alınacak mı dediğinde demiş ki bizim değil ki o. Orada nereden vereceksin hesabını? Ahiret alemindeki hesap akılla fikirle verilecektir. Şu halde aklımızın, fikrimizin, idrakımızın bize verilmesinden bizim sorumluluğumuz var. Tabii bu akıl fikir bize iradi cüziyeyi yaratıyor. Aslında irade vardır. Cüziye yoktur. İradi cüziye yok. Hayat, ilim, irade, semi, basar, kudret, kelam derken irade Allah'a aittir. Hiçbir zaman kulun kendine has bir iradesi yoktur. Ama kul bunları kendisinde tecellisini gördüğü andan itibaren irade var zannediyor. 7 yaşına kadar biliyorsunuz çocuklar sabidirler. Sorumsuzdurlar. Daima annesinden, babasından gördüğü şekillerle şekillenirler. Öğrencidirler. 7 yaşından 14 yaşına kadar da nefsine tabidirler. Nefsi yönünden hareket ederler. Artık kendilerine göre bir muhtarlık zanneder. Kendisinden akıl tecelli ettiği zaman bu akıl benimdir der. Kendisi konuştuğu zaman ben konuşuyorum der. Kendi vücudunu gördüğü zaman benim vücudum budur der. Ve bütün kendisine ait olmayan bu Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatlardaki olan tecellilerini kişi kendisine nispet etmek suretiyle ayrılık değerlesine girer. Ve ona da iradeyi cüziye kullanmak suretiyle irade yapar kendisine. Ben gelseydim istediğim gibi geldim buraya.
İstersem gelmeyebilirdim der. İsterim konuşurum, ister konuşmam. İster yaparım, ister yapmam gibi kendine göre bir sürü hükümler yürütür. İşte o bakımdan kişi de böylece bu demden sonra artık ikiliye çıkmıştır, ayrılığa çıkmıştır. O esbelden kurtulabilmesi için mutlaka ve mutlaka tabii insan kendisiyle, kendi aklı evvelle bunu yapması mümkün değil. Biz okula bile çocuklarımızı ne yapıyoruz? Tek başına okula göndermeden evde ilkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi bitirmiyoruz. Niye göndermiyoruz? Yani evimizde göndermeyelim demiyoruz. Mutlaka öğretmen vasıtasıyla tahsil yapsın istiyoruz. Aynen bunun gibi. Bir kişi de kendiliğinden kendisine nispet etmiş olduğu iradeyi, cüziyesini kendi idrakıyla, kendi aklıyla bunu idrak etmesi mümkün değil. Tahsil etmesi mümkün değil. Mutlaka bir bilenden tahsil etmesi lazımdır. Her kim olursa olsun, Ahmet olması veya Mehmet olması önemli değil. Kendi insana asliyesini öğrenmesi lazımdır. İnsanı asliyesini öğrendiği zaman öğrenebilmesi için mutlaka o insanlığı bilen kişi olacak. Ondan bu tahsili yaptığında anlayacak ki kendisindeki olan varlık, ruh Allah'ın kendisindeki bir şubesiymiş. Demek ki Allah kulun mazharında ruh olarak tecellisini gösteriyor. Allah olarak değil. O cüzdür. Allah küldür. Cüz olarak oradaki hayat Allah'ındır. Hayatıyla gösteriyor. Çünkü ayet-i kerime öyle diyor. Allahü la ilahe illa vel hayyul kayyum. Ayet-i kerimenin başına geçiyor. Ben hayat sahibiyim. Kayyumiyetiyle bu kainatı ayakta tutarım. Veya bu alemi ayakta tutarım. Çünkü insanoğlu alemi kübradır. 18 bin alemde kim ne varsa bu alemde de o vardır. İşte onun için kişi bu deme girdiğinde kendisinin bir alem-i kübra olduğunu anladığında, kendisindeki hayatın Cenab-ı Hakk'ın bir şubesi olduğunu idrakına vardığında, kendisinin bir enerji olduğunu idrakına vardığında, kendisindeki enerji Cenab-ı Hakk'ın bir şubesidir işte o. Hayat dediğiniz, enerji dediğiniz, her ne diyorsanız, işte o ruhtur. Çünkü İsra suresinin 85. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki, ya Muhammed sana ruhtan sorarlar, de ki Rabbim bir emridir. Demek ki emirler aleminde. Ruh emirler aleminde. Bizlere de işte bilen veya kamil dediğimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz, kainatta tek mürşid kamil vardır. O da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İkinci bir mürşid yoktur. Günümüzdeki olan mürşid kamil diye vasıflandırdığımız bazı kamiller, onlar el-ülemayı ve resul-enbiyalardır. Yani peygamber peygamberin adamlarıdır veyahut da peygamberin varisidir, varisleridirler. Onlar varislik yaparlar. Yoksa onların mürşidleri değil. Yani sizlere, bizlere bu ilmi irfaniyeti öğretenler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar onun kemalatı onda tecelli etmişse o nispetle insanları inşa eder. Daha fazla inşa edemez. Hazreti Muhammed'in o kamil dediğimiz kişide ne kadar kemalatı varsa o nispetle bizleri inşa eder. Yoksa kemalatı yoksa bizler de inşa edemez. Demektir o. Yoksa esas kemalat veya müşt kamil İrşad eden, Rab esmasına mazhar olan kimdir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan başka kainatı yoktur. İşte böylece kişi hakikaten kendi insanın asliyesini öğrenmesi için mutlaka mutlaka bir kamile gitmeli. Kamile gittikten sonra kamil ne yapacak ona? Tabii sizler belki kamil dediğiniz zaman et ve kemikten meydana gelmiş olan 60 kiloluk, 70 kiloluk bir cesedi olarak gördüğünüz bir kişiyi göreceksiniz ve ona da sıradan bir kişi gibi mütalaa edeceksiniz. Tabidir bu. Yani onun senden benden farkı yok ki. Ama onda Cenab-ı Allah'ın sizin bilmediğiniz, bizim bilmediğimiz irfanet ve kemalat vardır. Onun kemalatı, onun bazı sırlara vakıfiyeti sizlere ve bizlere inşaat eder, ettiği için ona biz gideriz. Yoksa onun şahsına değil. Onda Rab esması vardır. Rab demek irşat ve terbiye eden demektir. İrşat ve terbiye etmek demek bizi her yönüyle, yalnız ilimle değil, yalnız halle değil, her yönüyle, her yönüyle. Yani bütün
yastıktan başımızı kaldırdığımız andan tekrar 24 saat içerisinde yastığı başımızı koyasaya kadar olan demde bütün yönleriyle bizi irşad edebilmelidir. Yoksa yalnız ilim yönüyle değil. İşte o kişiler bize bu hasletleri ne yapar? Öğretir. Neyi öğretir? Evvela Allah'ımızı tanıtır. Sonra Muhammed'in ne olduğunu tanıtır. Sizdeki Allah sizlerdeki enerjiymiş. Sizlerdeki hayatmış. Sizlerdeki ruhmuş. Sizlerdeki Muhammed ise ayet-i kerimede diyor ki Allah değil, Rahman değil. Dikkat ederseniz Rahman, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rahman bir sıfattır. Allah'ın uluiyetinden ilk defa tecelli ettiği esma rahmaniyettir. Rahmaniyetin içinde rahmiyet de vardır ama rahmeti bu iki tane rahmeti vardır Allah'ın. Bir rahmaniyet rahmeti, birisi de rahmiyet rahmeti. Ama ikisi de rahmaniyetin içinde cem olmuştur. Rahman sıfatı ne demektir Rahman sıfatı? Kemalat sıfatı demek. Kemalat sıfatı Hazreti Muhammed'dedir. İşte onun için o kemalat sıfatı olduğu için levlak levlak lema halak levlak. Habibim sen olmasaydın, sen olmasaydın bu alemi yaratmazdım diyor hadisi kutsiyle Cenab-ı Hak. Dolayısıyla hem zahir hem batın yönüyle o olmamış olsaydı bu alemde biz hiçbirbirimizi göremezdik, bilemezdik. Şu halde her varlık yaratıldığı yerde kemalatıyladır. Bir yılan da yılanlık yerinde kemalatlarıdır. Mukayese ettiğiniz zaman o zaman birisi birisine göre yüksek veya aşağı olabilir. Ama mukayese etmediğiniz müddetçe her varlık bulunduğu yerde en kemalatlısıdır. Mesela bir bardak su içmek için en kemalatlısıdır. Bundan daha kemalatlısı olmaz. Her şey yerinde doğrudur. Yerinde kemalatlıdır. İşte böylece Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de tavsilat-ı Muhammediye denilmiştir. Cemadattaki, nebadattaki, hayvanattaki, insanattaki bütün ticellileriyle ona kemalatıyla tavsilat-ı Muhammediye denilmiştir. Tavsilatta Muhammed'idir. Muhammed eksik olmaz. Allah eksiklikten nasıl münezzehse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de eksiklikten münezzehtir. Ona eksiklik isnat edilmemelidir. Dolayısıyla kemalat masarıdır o. İşte bizler de onun ne kadar kemalatına masar isek o kadar yüceyiz, o kadar mutluyuz, o kadar huzurlu oluruz demektir bu. Böylece kamillere geldiğimiz zaman bize ne derler kamillemiz? Evvela bizim gayriyetlerinden temizlenmemiz için bize Allah dedirtirler. Allah demek Allah demek değildir yalnız. Allah bir esmadan ibarettir. Allah esmasının bir esma yönü vardır, bir zat yönü vardır. Düşünmeden Allah diyorsanız bu tesbihattır. Yani esma yönüdür. Bu size fazla fayda sağlamaz. Fayda hiç mi sağlamaz? Sağlar. Nasıl sağlar? Başkalarının gıybet yapmazsınız. Bazılarının dedikodusunu yapmazsınız. Bazı kötü düşüncelerinden temizlenirsiniz. Onları düşündürmez size. Çünkü Allah diyorsunuz. Başka şeyler düşünmenizden men eder. Kötü şeyler düşünmekten men eder. Bu kadar bir faydası vardır. Ama bununla vuslat alamazsınız. Buna biz ne diyoruz? Allah demek bu zikir değildir. Bu tesbihattır. Tesbihat fikirsiz yapılan zikire denir. Zikir ise fikirdir. Fikir edilmesidir, lazımdır. Fikir nedir? Fikir, dikkat ederseniz fikretmek, düşünmek. Allah diyorsunuz. Ne düşüneceksiniz? Siz zannınıza, hayalinize bir Allah'a tahayyül ediyorsanız elbette düşünemezsiniz. Düşünmeniz de mümkün değil. Çünkü sandık hayaldeki bir Allah'ı düşünmek mümkün değildir. O ilimle bir Allah diyorsunuz. İlimle onun yerini tamam bir Allah var mıdır? Vardır. Herkes Allah vardır diyor. Allah bir tanedir. Üç tane beş tane Allah diyen yok. Hiç görmedim ben. Bu bir ilimdir. Halbuki Allah diyen kişi fikredebilmesi için Allah'ı Allah'la zikrettiriyse o kişi ya o kamil demek ki benim gücüm, kuvvetim yok. Vela havle vela kuvvete illa billahi aleyhüm. Kuvvet ve kudret Allah'ındır. Kuvvet ve kudret Allah'ınsa benden Allah diyen Allah'tır.
Demek ki ben Allah diyorum ama Allah benden diyor da öyle ben Allah diyorum. Benden dememiş olsa ben Allah diyemeyeceğim. Bakın Allah, Allah'la zikretme hasleti. O zaman kendisinden zikrettiğini, Allah'ın zikrettiğini duydukça kendi zikirde daim. Yok, kesildiyse Allah benden zikri kesti diyecektir. Çünkü gaflete girdi. Gaflete girince kişi vehim, hayal, vesvese vadisine düşecek. Hayal, vesvese vadilerinde kişi de alttan uzak olacaktır elbette. Onun için Allah'ı zikretmek o bir. İkincisi Allah derken dikkat ederseniz Allah Arapçada böyle yazılır. Elif. Lam elif. Hu. Elif Allah'ın zatıdır. Lam elif'teki birisi sıfattır, birisi esmadır. Sıfat esma almıştır. Lam elif olarak. Ondan sonra hu, tavsilat. Bütün 18 merhametin tavsilattır. Şimdi böylece bir Allah diyorsanız Allah'a gene düşünmüş olursunuz. Dikkat edin, Bismillahirrahmanirrahim de böyle. Bismillah Allah'ın zatı, Rahman Allah'ın sıfatı, Rahim Allah'ın efaliyle yani fiilleridir. Şimdi Allah dediğiniz zaman ister Allah, Allah, Allah derken kendinizden zikredenin Cenab-ı Hak olduğunu düşünmüşsünüz. Bunu fikrederseniz veyahut da Allah'ın zatından, sıfatından, fiilleriyle açığa çıkış olarak sen ne yapıyorsun? Şu anda sohbet dinliyorsun. Şu anda ne yapıyorsun? Oturuyorsun. Yani kendini görmen demek o gücün, o kuvvetin, o oturmanın, o dinlemenin onun tarafından olduğunu bilmen demektir. Öyle değil midir? Veyahut da Bismillahirrahmanirrahim demeniz karşılığında ne yapıyorsunuz? Bismillah Allah'ın zatı, Rahman Allah'ın sıfatı. Yani Allah'ın zatından, sıfatından da fiiliyle gene aynı şekilde ister kendini seyreyle, isterse alemde seyreyle hep Cenab-ı Hak'la beraber olmanın zevkine erince kişi artık hep onunla beraber olmanın mutluluğuna erecektir. Bakın Allah demenin faydası insana neymiş? Devamlı Allah'la beraber olmaktan mütevellit kötü düşünüşlere faydası. Ondan sonra onun bunun dedikodusunu yapmak, gıybet yapmak, yalan söylemek paydos. Ahmet'e Mehmet'e kem gözle bakmak paydos. Dikkat eder misiniz? Onun için tasavvufta zaten iki yol vardır. Bir yol vardır tasavvufta. Nefis terbiyesidir. Nefis terbiyesini yapanlar emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, safiye diye mertebeleri vardır. Bu nefislerinin düzeltilmesi için uğraşırlar. Böyle bir yol vardır. Çok uzun yoldur yalnız bu. Günümüzdeki tarikat-ı Muhammediyelerin bilhassa takip ettikleri yol mudur? Ama bir de melami yolu vardır. Bizim yolumuz da ruhun tecellilerini bilmek yoludur. Bu ilim ister, irfanet ister. Cenab-ı Allah'ın da mukayyet olan bu Adem'de ve alemde üç tecellisi vardır. Dördüncü tecellisi yoktur. Zatından, sıfatından da fiilleriyle açığa çıkıcı vardır. Biz talebelerimize de tevhid-i efali, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat terk ederiz. Başka bir şey terk etmeyiz. Tahsil budur. Ama burada ben az uyuyacağım. Az yiyeceğim. Az konuşacağım. Şunu yapacağım. Böyle bir problem yok. Nedir? Bu üç tecellisinin kulundaki olan irfaniyet ve kemalatına sahip olan bir salikin, bir talibin otomatikman artık ona inanması ve onun yaşantısına geçmesi mümkündür. Rabıta kullanırsak. Rabıta hisle yapılır. Rabıtayı kullanıyorsa mesela fiilin faali Allah. Bütün fiilin faali Allah olursa Ahmet'ten gelen kötü söz, Mehmet'ten gelen kötü fiil veya darp aklınıza ne kadar teferruat geliyorsa bunu fiilin evvela Allah'a ne yapmazsınız? Eksik isnat etmezsiniz. Bu eksikliği Allah'a olmaz. Evet fiilin faali Allah'tır ama bu adam da benim cüzdanımı çalma fiili suretti. Allah'ta hırsızlık olur mu? Olmaz. Allah'a nispet etmezsiniz. İkincisi bu adam bana musallat ettiyse Allah o zaman bende bir eksiklik var. Hemen kendime dönerim. Kendimdeki eksikliği bir kere gözden geçiririm. Varsa izah ederim. Yoksa o adamı bırakmam. O adam
Allah'ın tecellisini naksiyetleştirdi. Neden? Eksik mazhar o. Eksik olduğu için orada tecelli ediyor. Bir su girdiği kabın renginde görünür. Kap kırmızı ise su da kırmızı olmaz ki. Olur mu? Su girdiğin kabın renginde görünür. Dolayısıyla Cenab-ı Allah orada tecelli ediyor ama o tecelli edecek mazhar nakıs, hak vakadan uzak kalmasından mütevellit eksik bir mazhar. Mazhar demek Allah'ın açığa çıktığı yere denir. Eksik olduğu için de orada hırsızlık var. Onu mahkeme mi vermem lazım? Veririm. Onu dövmem lazım? Döverim. Ona nasihat etmem lazım? Nasihat ederim. Yani her ne icra yapılacaksa o zaman işte fark dediğimiz İslamiyet'teki olan fark. Ona biz şeriat diyoruz veyahut da fark diyoruz. Adaletle onu hükmünü veririz. Yoksa fiilin faali Allah'tır. Hayır öyle şey yok. Fiilin faali Allah'tır elbette. Ama cibilliyetinde kötülük var. Onun eksikliği ortaya çıktı. O eksiklikte ne yapılmaz? Ona Allah'a isnat edilmez. Baksana ceyran. Buzdolabında buz yapıyor. Titretiyor insanı, donduruyor. Ama elektrik sobasında da bak, klimada da sıcacık yapıyor her tarafı. Şimdi ceyran buz yapar yalnız diyebilir misiniz? Veya ceyran yalnız ışık yapar der misiniz? Masarın istadında ampul ise ışık verir. Klima ise sıcaklık verir. Yok, buzdolabı ise buz verir. Yani bunu bilelim. Anlatabiliyor muyum? Böylece işte Cenab-ı Allah'ın bu fiilin faalini idrak ettiği zaman kişinin artık Ahmet'e veya Mehmet'e kem gözle bakmasına, Ahmet'in Mehmet'i dolandırmasına veyahut da onun bunun çukurunu kazmasına imkan kalmaz. Kendiliğinden dikkat ederseniz ben az yiyeceğim, az uyuyacağım. Ha böyle perşembe günleri oruç tutacağım, pazartesi günleri oruç tutacağım diye böyle nefsinizin terbiyesini çeşitli metotlarla düşünmenize gerek kalmıyor. Ruhun ilminde bilmek ve yaşamaya geçmek var. Yaşayanlar ilimde kalmazlarsa hakikaten en kısa zamanda bu mutluluğa, bu huzura kavuşurlar. Çünkü melamelerin sureti nakşi, sireti melamidir. Melamelik de tarikatların bitim noktasıdır. O bakımdan kişiler tabii ilim yönüyle çokları hakikaten bu ilme aşina olmak istiyorlar fakat yaşamak istemiyorlar. O zaman ilim hamallığından öteye de geçemiyorlar. Çoklarında onu görüyoruz. Bir şeyi hakikaten elde ediyorsanız onunla yaşamaya özen gösterin. Yaşamıyorsanız hiç tevessül etmeyin. Hidayetteyken sana yalan söylemeyeceksin diyor Kamil. Siz yalan söylüyorsunuz. Niye yalan söylüyorsun? Madem yalan söyleyecektin, ben yalan söylemeden yapamam diyeseydin. Eksiklik aramayacaksın diyor Kamil. Sen Ahmet falanca namaz kılmıyor, peşmanca bilmem ne yapmıyor gibi hep eksikler sayıyorsun. Karşıdaki kişinin %98 iyiliği var, 2 tane kötülüğü var. 98 tane o iyiliği bırakıyorsun, o 2 tane kötülüğü görüyorsun. Hani kötülük görmeyecektin? O kardeşindeki olan eksikliği balyozla kafasına vursan düzeltmeye yetkin var mı senin? Yok ama kendi nefsini düzeltebilirsin. Onun için kınanan kişi kendi nefsini kınamalıdır. Nefsinde kötülükler varsa, kendisinde mutsuzluk, huzursuzluk, stres, üzüntü, keder gibi gıybet yapma, yalan söyleme, Ahmet'in, Mehmet'in manla mülüne göz dikme, hasetlik gibi namütenayi meseleler varsa onları düzeltmek için kendisine dönmeli ve kendisini düzeltmelidir. Kendisini düzeltmeyi bırakıp da başkalarını düzeltmeye uğraşıyorsa bir kişi imkanı yoktur onun düzeltmesi mümkün değildir. Çünkü ölüyü diriltemez. Diri ölüyü diriltir. İyi olan insan kötüyü düzeltir. Kötüyü düzeltemez.
mukadedir. Bu bakımdan kişi hakikaten zikir fikir edilmeli. Zikir fikir edilirse o zaman zikir olur. Ve zikirle gönüller huzur ve sükuna kavuşur. Ayet-i kerimesi. Zikirle kalpler itminan olur. Ayet-i kerimesi bizlere huzur ve sükuna kavuşmamızın, mutluluğa ermemizin formüllerini vermiş. Ama dediğim gibi bunları uyguladığımız zamandır bu. Uygulamazsak dünyada bile iş yerinize gitmezseniz, çalışmazsanız 5 kuruş para kazanamazsınız. E canım ben evimde oturayım, iş yerim bana parayı getirsin. Getirmez. Getirir mi? Getirmez. Çalışırsanız para kazanırsınız, çalışmazsanız para kazanırsınız. Zahirde böyle, batında böyledir. Yani İslamiyet'te de insanın mutluluğu, huzuru, refah ve saadeti elde etmek istiyorsa mutlaka ve mutlaka Cenab-ı Allah'ın bazı Kur'an-ı Kerim'de kaideleri vardır. Bunda günümüze kadar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öz sözleri bizlerimizin önüne sermiş. Yemeği pişirmişler, afiyetle buyurun yiyin demişler. Biz bu yemekten bile acizlik gösteriyoruz. Mesela budur.